Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici şu anda Güneydoğu Anadolu'nun belli bölgelerinde fiili özellik bulunduğunu, örgütün kendi mahkemelerini, vergi dairelerini, kolluk güçlerini kurduğunu öne sürdü. Destici devletten giden yatırımların bütçenin tamamını PKK'ya aktarıyorlar diye konuştu. İşte Suruç'a gittim. Yani caddelerinde bırakın arabayı sokaklarında yürüyemezsiniz bile. Bir tane hizmet yok. Neden? Çünkü devletten gelen yardım olduğu gibi ya Kandil'e gidiyor ya Kobani dedikleri aynı araba gidiyor. Yani PKK'ya gidiyor. Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, partisinin kongre ve sergi sarayında düzenlenen Mersin İl Kongresi'nde yaptığı konuşmasında hükümeti sert dille eleştirdi. Türkiye'yi yönetenler cesaretlendirilmediği takdirde kimsenin Süleyman Şah Türbesi'ne saldırmaya cesaret edemeyeceğini vurguladı. Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu topraklar kuş bakışıyla bizim sınırımızdan gözüküyor 30 kilometre. Helikopterlerimize 15 dakika, uçaklarımıza 5 dakika, tanklarımıza yarım saatlik yol. Kim gelip de saldırır? Kim hangi cüretle saldırabilir? Destici kendi mahkemesinin vergi dairelerini, kolluk güçlerini kurmuş devletten giden yatırımların bütçenin tamamı PKK'ya aktarılıyor. Yatırımlar Kandilli'nin onayından geçmeden yapılmıyor. Bu süreçler yaşanırken dün hükümet PKK'nın siyasi unsurları ile birlikte bir açıklama yapıyor ve o anda büyük bir algı operasyonu sürdürülüyor ki tam seçim öncesi, yani her iki tarafta oy kaybetmemek, özellikle iktidar partisi oylarını artırmak için bir açıklama yapıyor. Kimin açıklaması okunuyor? Bebek katilinin, İmralı canisinin diye konuştu. Eğer PKK'yı iyi tanırsanız, iyi analiz ederseniz hedeflerinin ne olduğunu bilirsiniz. Ve PKK'nın kendi başına hareket etmediğini, uluslararası batılı güçlerin desteğiyle hareket ettiğini, yol haritalarının kendi entelektüelleri tarafından değil, batıdaki derin stratejik merkezlerde hazırlanan yol haritalarıyla yürüdüklerini görürsünüz.